Ben Doktor Ali Abdurrezzak, yoğun bakım doktoruyum kendim. Ben ilk pandemi açıldığında zaten ilk pandemiye görevliydim. Görev başladığımda yukarıda hastalığı kapmış oldum. Kaptıktan sonra hastalığı farkına varmadan evet hafif bir gripal enfeksiyon şeklinde geçti ve geçirdim. Daha sonra 2-3 kez şey göndermeme rağmen PCR yani boğazımızdan sürüntü göndermeme rağmen negatif geldi. Daha sonra immunoglobin G'me bakılınca yani bağışık çıktım koronavirüse karşı. Bu durumda da zaten hastamda kan grubumuz uyumaktaydı. O da ARH pozitifti, ben de ARH pozitiftim. Neden kanımı vermeyeyim, hastamızda da bir faydası olmasın diye. Yukarıda hematoloji bölümüyle görüştük ve onlar benden plazma aldılar. Plazmayı verdikten sonra gerçekten hastamız hızlı bir şekilde toparladı. Solunumları hepsi, vital bulguları rahatladı. Bütün şeyleri geriledi değerlerimiz. Şu anda çok şükür şey seviyesine geldik. Çok kötü durumdan servise çıkacak, hatta taburcu olacak birkaç güne o seviyeye geldik. Çok mutluyum. Birincisi hem doktor olarak hastamı görmek hem de kendi plazmamla hastamın çok daha iyi olması beni çok çok daha mutlu etti. Yani iki mutluluğu bir arada yaşıyorum. İnşallah taburcu ettikten sonra da ilişkimizi koparmayacağız zaten. Keyifli bir şey oldu. Özellikle herkesin plazma, bu hastalığı geçirenlerin, bir sıkıntısı kalmayanların plazma vermesini öneririm. Gerçekten bir hayata dokunmuş oluyorsunuz. Bu da çok mutluluk veriyor insana. Evet. Ben açıkçası COVID yani bu hastalık çıktığından beri bir hekim olarak şöyle düşünüyordum. Bugün görev bizim. Nasıl memleket sıkıntıya girdiği zaman asker gidiyor memleketi korumaya. Bugün de görev bizimdi. Bizim bu virüsle savaşmamız gerekiyordu. O nedenle zaten hiçbir zaman ne hasta olduğumda ne de şey olduğumda herhangi bir menfi bir şey düşünmedim. Rabbimin de yardımıyla gerçekten sıkıntısız atlattım bu süreci. Daha sonra hastalığınızı genç ve gerçekten durumun çok ağır olması üzerine böyle bir faydamın da olabileceği enfeksiyon tarafından konuşuluyordu zaten. Yukarıda da bizim bölümde plazma feres bölümü açılınca keyifle verdim ve sonucu görünce şimdi çok çok daha mutluyum hastamızı bu şekilde görmekten. Yani şöyle evet sağ olsun eşim de doktor olması nedeniyle biraz daha anlayışlı oldu. Ama ev haliyle şöyle evet evde izole yaşamaktayım. O bir sıkıntı ama dediğim gibi görev bugün bizim olduğu için çok takmadım açıkçası. Evet. Yani sıkıntı yapmadım. Yani o daha mutlu verici bir şey çünkü bir memur arkadaşım inşallah görevinde göreceğiz. O da bu memlekete hizmete devam edecek. Bu daha büyük bir mutluluk vermekte bize. Evet. Büyük ihtimalle denildiği üzere şey gibi Mayıs sonu gibi biteceği söylenmekte. Bilim kurulumuz tarafından, aynı zamanda hocalarımız tarafından, hatta başhekimiz İlhan Bey bilim kurulunun içinde o da Mayıs sonu gibi biteceğini düşünüyor. Ama biz kendimizi mutlaka yine tecrit edip evde kalmaya devam edeceğiz ki Mayıs sonunda yakalayalım ya da daha ilerisini. Eğer eski hayatımıza hemen dönersek bu yeniden diğer ülkelerde de görüldüğü gibi artabilir. O yüzden evde kalmaya devam. Valla ilk geldiğimde hocam beni bir baktı şöyle moral vermek için. Ama o zaman direkt entübe oluyordum yani. O gün ölebilirmişim. Hocam moral verdi ama sonra da kan grubu tutunca kendi inisiyatif kullandı. Kan verdi. Plazma. Üçüncü plazma verdiler hocam da. Sonra değişik ilaçlar falan verdiler. Antibiyotik kullandım. Şu an çok çok daha iyiyim. 4 çocuk var. Önce Allah. Sonra Ali hocam. Sonra moral motivasyon çok önemli. Sağ salim çıkayım dedi. Çoluğa çocuğu göreyim önemli değil. İnşallah. İnşallah.